Herkese merhaba. Meltem ile yogaya hoş geldin. Çakra serimize devam ediyorum. Beşinci çakra, beşinci enerji merkezini yapacağız ama onu yapmadan önce hatırlatma yapıyorum. Bu çakra serisi hani illa birden başlamam lazım. Hani bu beşinci video diyelim ki direkt karşına çıktı. İlla birinci çakradan başlayıp beşe gelmem gerekiyor gibi bir zorunluluğu yok. İçlerinde bahsediyorum. Bahsettiğim şeylerde eksiklik, fazlalık hissettiğin enerjilere göre yapmanı tavsiye ederim. Kendimizi ifade ettiğimiz 5. enerji merkezi. Elleri dizlerin üzerine doğru getirip şöyle bacaklarını okşamaya başla. Sadece dokunuyorsun bacaklarına. Zaten bu aslında 1. enerji merkezinde uyarmış oluyor. Yani biz aslında her akışın içinde o diğer çakraları üzerinden geçmiş oluyoruz. Ve buradan şöyle bir ufak daireler çiz. Bu da üçüncü enerji merkezde. Pardon, ikinci enerji merkezde. Kalça. Öne geri hareket ettir. Ve hatta burada kedi inek yapmaya başla. Şimdi üçüncü enerji merkezde. Karın. Ve buradan kalbi açtıkça dördüncü enerji merkezde. Ve şimdi artık gözleri kapatarak nefesini buluyor. Bu şekilde oturmak sana rahatsa bu şekilde kal. Nefes çalışması yapacağım. Ve bu nefes çalışmasında eğer bu pozisyon sana rahat gelecekse bu şekilde kal. Yapacağımız şey nefes aldım, kapattım. Nefes aldım, kapattım. Şimdi nefes alırken o kuyruk sokumun hafifçe dışarıya doğru çıkmasına, nefes verirken hafifçe bir kamburlaşıyorum. Yani ön bedeni kapatıyorum, arka bedeni açıyorum. Ve bu şekilde aslında kesik kesik, yani ve bunu birazcık sesli yapacağız. Yani nefesi alırken, nefesi verirken nefes aldım. Yapmaya devam et. Bunlar kriyalar. Şu an yaptığımız kriya. Ve bu şekilde akmaya devam ediyorsun. Ve hızını nefesin belirlesin. Nefesin yönlendirsin hangi hızla yapmayacağını. Ve kendi deneyimine buna katıyor ol. Yani kendi nefesinle, kendi ritminle. Kolların ağrımaya başladı. Evet, benim de ağrımaya başladı. Zorlanmaya başladı. Benim de zorlanmaya başladı. Ama ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Ama bu devam ettiğinde sana can acısı yaratmak, eğer can acısı yaratıyorsa koy elleri bir dinlendir kendine. Kal burada. Çünkü merkezimizde sevgi var. Merkezimizde şifa var. Orada iyileşmek var. Evet, bazen çaba gerektiriyor. Bazen zorlanıyoruz. Hatta Pema Chodron'un çok güzel bir lafı var. Tüm zorlandıklarımız aslında bizim yaşam öğretimiz. Bizi ilerletecek olan, bizi büyütecek olan, bizi geliştirecek olan. Belki sen de bir durdun. Şimdi tekrar devam et. Şşş.
açarken o göğüs kafesine, belki kendi içinden hayal ederek sevgiye, belki barışa, belki şifaya, eğer senin arzun yaşında bir denge bulmasıysa en derinlerde, belki şifalanma ihtiyacın var. Hangi arzuya sahipsin, hangi isteğin var? Ama işte o istek, önemli olan senin ihtiyacınla hizalandığında tam istediğin senin karşına geliyor. Ama o farklı geldiyse anla ki aslında o istek çok da gerekli değilmiş. Hatta belki şekil değiştirmiş. Hatta nefes alırken bir parça başı da kaldırabilirsin. Sonra çeneyi göğse yaklaştırabilirsin. Sırtı yuvarlaştırarak. Hani pardon mikrofonu çarptım. Bu hareketi biraz daha büyütebilirsin yaparken. Şimdi ben birazcık hızlandırdım. Son 3. Ve sonuncu. Elleri dizlerin üzerine getir. Derin nefes al. Uzun nefes ver. Büyük nefes içeri. Uzun nefes dışarı. Belki ufak ufak salınca bir enerji, bir hareket oldu. Şimdi kolları kaktüs kollara doğru getir. Yani dirsekler bükülü, omuzlar, dirsekler aynı hizada. Eğer bu sana rahat gelmiyorsa, özellikle omuzda problemi olanlar için dirseğini biraz daha aşağıya indirebilirsin. Ve burada omurga kendi nötr haline kalacak. Yani omurganın o nötr hattını bozmadan şimdi bir sağ bir sola doğru yapacağız. Ve biraz önce yaptığı gibi. Yani nefes alırken ben senin aynanı sağa doğru, nefesi verişi sola doğru. Yani yukarıdaki elin yönüne bakabilirsin. Ama boynun rahatsa, hani boynunda fıtık ya da başka bir sıkışıklık var yoksa. Şimdi eğer bu hareketi biraz daha büyütmek istiyorsan, benim yaptığım gibi kolları açabilirsin. Şimdi buna ben bir ek yapıyorum. Eğer core merkezi, yani üçüncü enerji merkezini de aktifliyoruz.
eğer benimle beraber devam edersen ama yapmak zorunda değilsin. Ve nefes hızlı hızlı, yani kabalabahti nefesi veriyor olacağım. Bu nedir dersen, sadece verdiğin nefeslere odaklan. Şu şekilde. Devam ediyorsun bu şekilde. Hep verdiğin nefeslere odaklanarak ve kolu dirseğiyle olabildiği kadar kalçana yaklaştırıyorsun. Ve şimdi o beşinci enerji merkezi bize hatırlatıyor ki sen ne için savaşıyorsun? Ne için yol alıyorsun? Ne için emek harcıyorsun? Çaban ne için? O çabayı keşfetmek. Bu çaba, çabasız çaba. O çabasız çabayı senin dördüncü enerji merkezin, yani kalp enerji, kalp merkezin hazırlıyor. Çünkü arzuların eğer ihtiyaçların çok üstüne doğru giderse ve onları gerçekleştirmek için harcadığın çaba aslında maalesef gereksiz yere seni yoracak çabaya dönüşüyor. Son beş. Bedenin her iki tarafı, omuzları yanıyor. Ve şimdi stabil bir şekle gel. Derin nefes al. Büyük nefes ver. Derin nefes al. Uzun nefes ver. Derin nefes al. Uzun nefes ver. Kolları yukarı uzat. Tut nefesi. Çeneyi göğüste. Leğen kemiği, pelvik tabanı yukarıya çek çek çek. Ve nefes verdiğin elde kolları. Tekrar al nefes, kollar yukarı, büyük nefes, uza uza yukarıya, çene göğse, göbek deliği içeri ve çek pelvik tabanı içeri, çek, çek, sanki şişim varmış gibi, çek, 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 ver nefes, bırak. Bir kez daha bunun gibi, kaldır kolları yukarı, tut nefesi, çene göğse, çek göbek deliğini içeri. Tuvaleti varmış gibi çek her şeyi içeri ve nefesi verdiğinde bırak her şeyi. Büyük nefes al. Ağızdan sesli bir şekilde ver nefesi. Burnundan al şimdi nefesi. Ve dudaklarda çocukların eğlencesi. İyi geliyor değil mi? Bazen çocuk olmak güzel. Al burnundan. Ve ağızdan. Ve tekrar o dudakları büzüştür. Ve nefesine bol. Beşinci şakra, kendi gerçeğini bilmek ve onu ifade etmekle ilgili. Sen nasıl iletişim kuruyorsun? Nazikçe, rahatlıkla mı, zorlayarak, çaba harcayarak mı? Seni yaşamdaki deneyimler ve ilham kendi gerçeğini keşfetmek için aracın olabilir. Bu
Boğaz çakra, boğazda o beşinci enerji merkezde boğaz çakrası. Ve orası enerjisi aktif olduğunda kendimize gerçek konuşuruz. Birbirimize gerçek konuşuruz. Hatta bu iletişim değişebilir. Daha içten, daha bilgi olan taraftan. Çünkü o bilgi olan köklendiği yerden beslendi, hizalandı. Dünyadan bağımsız, kopuk değil, dünyanın etrafındakilerin bir parçası olduğunu biliyor. Beşinci enerji merkezi, tiroid hormonu ile ilgili. Buradaki bozukluk ya da boğazdaki ağrı hepsi etkiliyor. Hepsi bize ifade ediyor aslında. Burada bir bozukluk var diye. Ve şu an ben size kendi ihtiyacınıza karşılığı, kendi ihtiyacınız için sunduğum bu videoyu, bu paylaşımları burada benimle beraber paylaştığınız için şükran doluyum. İhtiyacınızı isteğinizle birleştirdiysem benden daha mutlusu yok. Kendime her zaman soruyorum bir şey istediğimde. Gerçekten ihtiyacım var mı? Ben şifalanmayı seçiyorum. Ve özellikle geçmişten gelen, bütün jenerasyonlardan gelen hikayelerle olan bağımı kesmeyi seçiyorum. Çünkü gereksiz yere onlara fazla enerji harcadım. Ve seçiyorum. Kendi gerçeğimi yaşamayı. Sağ eli getir, sol kol başının üstünde. Beşinci enerji merkezi. Kendi gerçeğinle ilgili. Sen kendi gerçeğini nasıl ifade ediyorsun? Zorlanarak mı, sıkışarak mı? Yoksa kolaylıkla, rahatlıkla, sevgiyle, huzurla mı? Kaldır kendini yukarı. Sol eli indir, sağ kolu başının üstünden ileri uzasın. Kendini sabote eden sözler mi söylüyorsun? Olmaz, yapamam, beceremem. Ya da ben bunun üstesinden gelirim, hallederim. Olmak zorunda değil ama denerim. Kendine nasıl konuşuyorsun? Kendinle nasıl iletişimdesin? Yukarıya doğru kaldır kendini. El parmaklarını kenetle avuçları yukarıya doğru çevir. Bakışları ellere doğru, birazcık boynun arkası sıkışıyor belki şu an. Ve sonra kendini çevir. Sağ tarafına doğru, sol el sağ dizinin üstünde. Ve buradan bakışlarını sol omzuna doğru getir. Ve biraz da boyunla ilgilendik. Özellikle 5. enerji merkezinde. Çünkü buranın boğaz çakrası, 5. enerji merkezi. Ve bu çakra mavi renk. Rengi mavi. Kendi kişisel bilincimizi, seçimlerimizle besliyoruz aslında. Ve bu seçimler senin ihtiyaçlarından geldiğinde başka bir kapı açıyor. Şimdi kendini kaldır, kolları uzat yukarıya, kenetle parmakları. Çevir kendini soluna ve sağ ile getir sol dizin üstüne. Bakışların da sağ omzuna doğru. Şimdi ortaya doğru gel. Ortaya doğru geldikten sonra elleri dizlerin üzerine getir. Gözleri kapat. Seçim yapıyorum.
kendi sesimi duymak için. Seçim yapıyorum. Hatta seçiyorum kendi gerçeğimi ifade etmeyi. Seçiyorum kendimi kolaylıkla yaşamaya, ifade etmeye. Eğer metin yana doğru oturduysan benim gibi, bu şekilde metin uzun kısmına çevir ve kendini sırt üstü yatmaya doğru al. Dizleri çek kendine doğru. Ve sarıl. Belki burada bir kez daha hatırlatacaksın kendine. Neyi seçtiğini. Evet, her zorluk, her mücadele beni tanımlamıyor ki. Ve seçiyorum. Tüm bunlar aslında bana şifa vermek, bana huzur vermek, bana keyif vermek için. Ama zorlanıyorum büyümek için. Ve büyüdükçe, geliştikçe deneyimleniyorum. Ve aldığım ilhamla kendi gerçeğimi yaşıyorum. Ayakları yere doğru getir, eğer dizler benim gibi kendine doğru çekilse. Sol bacağı uzat, sağ dizi göğsüne doğru yaklaştır. Derin nefes al burada. Uzun nefes ver. Şimdi sağ dizi sola doğru indir. Şimdi burada benim mikrofonum birazcık engel oldu, onu çevirdim. Yere getirmek zorunda değilsin sağ dizi. Sadece boynunun rahatlığına göre karar ver, başını sağa çevirmek ya da ortaya doğru bakmak. Büyük nefes al burada. Ve nefesi verirken ortaya gel, sağ ayak bileği sol dizin üstünde ve sağ el iki bacağın ortasından geçirip sol bacağının arkasında ya da önünde buluştur. Kendime sürekli hatırlattığım bir şey var, dinlenmen lazım. Hep diyorum dinlenmen lazım. Niye lazım? Çünkü belki seçimlerim, isteklerimin peşinde koşmak, ihtiyaçlarımı göz ardı etmekle kendi gerçeğimi yaşamaya engel oluyormuşum. Senin sürekli kendine söylediğinle, belki kendi kendini ikna etmeye çalıştığın ama aslında sana ait olmayan bir gerçek. Sağlıklı bir denge yaratmaya çalışıyoruz aslında. Beşinci enerji merkezinde almak ve vermek üzerine. Evet, değişime izin veriyorsun. Ama bu değişime izin verirken kabullenmek, alan açmak. Bunlar ihtiyaçları. Şimdi sağ ayağı yere doğru getir. Uzat sağ bacağı, sol dizi kendine doğru çek. Ve sol dizi kalçaları üst üste getirip sağ tarafa doğru yerleştir. Ve yine boynun rahatsa başını sola çevir. Çevirmek zorunda değilse. Ortaya doğru getir. Sol ayak bileğin sağ bacağın, sağ dizinin üstünde buraya yerleştim. Ve şimdi ellerimi sağ bacağımın önünde buluşturdum. Eğer sana bu çok rahat gelmezse, diğer tarafta yaptığın gibi sağ bacağın arkasında da buluşturabilirsin.
Beşinci enerji merkezi, elementi, ses. Kendi sesin, kendinin şifası olabilir. Şimdi elleri çöz. Ayakları yere doğru getirdiğinde sağ bacağı ve sol bacağı iki yana doğru açıp kolları iki yana serbest bırak. Şimdi dinlenme zamanı. Boyun, omuzlar, bacaklar, kalça, her şey rahat. Kendini zemine doğru bırakırken beden hafifliyor. Ağırlaşmak yerine. Çünkü köklendikçe yükseliyor. Ona açılan kapı cennetin kapısı. Çakralar hizalandığında sen yeryüzünde de cenneti yaşarsın. Çünkü kopuk değil de birleşiktir, iletişimdedir. Birbirini besler. Burada kalmaya devam edebilirsin veya meditasyon için oturmaya geçebilirsin. Meditasyon için oturmaya doğru geliyorsa elleri dizlerin üzerine önce avuçlar dönük bir şekilde yerleştir. Köklenmeyi hatırlatsın bedenine. Eğer sırt üstü yatıyorsan da avuçlarını yere çevir. Zeminle olan teması hisset. Nefesini bul. Nefes. Olabildiği kadar rahat, olabildiği kadar keyif versin sana. Ben ifade ediyorum. Ben kendi gerçeğimi yaşıyorum. Ben kendi gerçeğimi yaşıyorum. Ben kendi gerçeğimi yaşıyorum. Derin bir nefes al ve ağzından serbest bırak. Ha. Tekrar aynı şekilde nefes al ve ağzından ha. Elleri kalbin önünde buluştur. Ses dedim bu 5. enerji merkezinin elementi. 10 sesi ard arda 3 kez ard arda tekrarlanacak om sesiyle kapatıyorum. Başını kalbine doğru eğ. Kendini selamlarken kalbine ihtiyacın ne diye sor. Ve kalbin o ihtiyacı senin gerçeğini yapsın. Senin niyetini gerçekleştirsin. Gözleri aç. Hepinize şifa olsun. Daha önceki derslerde de yani çakra derslerinde de videolarında da özellikle söyledim. Yapmadan önce ilk başta temizlemesini yapman, sonra bu akışı yapman ve sonra meditasyonunu yapmanı öneririm. Eğer
bu sıralar bir şeyleri söylemekte zorluk çekiyorsa, bir şeyler böyle boğazına düğüm düğüm oluyorsa veya bir türlü kendi istediğin şekilde yaşamadığını inanıyorsan, o zaman bu akışı 7 gün, 14 gün ve 21 gün üçünden birini seçerek yapıyor ol. Görüşmek üzere. Beni desteklersen videoları altına yorum, herhangi bir şekilde destekleyici bir şey yazarsan tabii ki ben çok sevinirim. Ve sana bu 5. enerji merkeziyle ilgili de şunu sormak istiyorum. Senin için gerçek nedir? Kendi gerçeğin nedir? O gerçeği yaşamak nedir? Nasıl bir his? Sana ne sağlıyor? Gerçeği tarif etsen nasıl tarif edersin? Yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere daha sonraki videolarda. Bay bay.